Merhaba arkadaşlar. Çamız Ajans haberlerine hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Evet. Aile boyu düdüklü, düdüklü lazımsa bize bir haber edin, hemen göndeririz. Kelamızda açılmadık iki tane düdüklümüz var. Yani hazır, çiğir hazır. Takipçilerime feda olsun. İhtiyacınız varsa hemen gönderin bir tanesini. Nasıl olsa boş boş duruyor. Evet. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyorum gördüğünüz gibi. Şu fasulyeler ne şey oldu, tarladan almıştık bunları, toplamıştık. İnanılmaz bakış aldı, çok kimselerin duasını aldık. Dediler yerini söyleyin, biz de gidelim toplayalım. Çok kişi toplamış. Toplayamayanlar da uzak oldu onlar, yapacak bir şey yok. Bugün ne yapıyorum? Şöyle mis gibi gördüğünüz gibi taze fasulye yapacağız. Yanına da pilav yaparız, bir de salata yaparız. Allah bereket versin, daha ne olsun. Et ne olacak? Eti de koyacağım altına. Ha. Sen etsiz merak etme, sana tabağı etsiz yerinden koyacağım. Etli koymayacağım. Böyle yani. Hep ben size söylüyorum ne yaptım mı da siz bana söylemiyor mu? Siz neler yapıyorsunuz? Şunu bir dökelim de. Su varmış da. Sizler de bana fikir olsun. Biz de bunu şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye yazın. Ben de sizden gördüğümü yaparım. Evet. Hemen şöyle yemeğimi, soğanımı şey yapmadan önce. Biliyorsunuz soğan doğrarken biraz elinden yaş aka. Sonra derler ki kamera karşısına çıkmış, bizi izlesin diye ağlıyor derler. Her şeyi söylerler. Neler derler? Artık arkadaşlar var ya, inanın burada böyle her şeye o kadar dikkat ediyorum ki. Dünkü videomuzda biliyorsunuz sizler için Kaufland'a alışverişe gitmiştim. Videoyu hatırlamadın mı? Hatırlıyorum, ben bakıyorum. Ben gözlem sende, tutmam lazım onun için. Alışverişe gitmiştim sizlerin için, orada çekim yaptım. Hatta onu belki bu videodan sonra korum. Aldığım alışverişleri de tekrar bir video yaptım. Yani videom da var elimde. İşte bana birkaç böyle kendini bilmez şey yazıyor. Bu arada bıçağı da şöyle koyayım be. Sana yanlış anlayacak. Kötük bağrı olmasın. Heh. Bazen bir şey anlatırken böyle şey hareketimi görmüyor. Sallama Allah'a sümüdeyim. Millet yanlış anlar. Estağfurullah, o kadar değil de. İşte bana şey yazıyorlar. İşte bunlara inanmayın. Bunlar alışverişe gidiyor. Orada dükkanlarda çekiyorlar. Aldıkları şeyleri geri bırakıyorlar. İnsanlara da almış gibi gösteriyorlar diye. Tabii. Gerçekten var ya, böyle ne iftira atacaklarını şaşırdılar. Ben size gösteriyorum arkadaşlar, çoğu zaman geldim mi işte şunu aldık bunu aldık siz de gidin diye elinize kalbinize koyun yani. Gösteriyor mu göstermiyor mu? Gösteriyoruz. Yani kimin böyle aklına vicdanına yatar dükkanlarda çekim yapıp sizi kandıracağım da eve bir şey almadan geleceğim. Ya da bu fiyat, bu alışveriş bu fiyat diyor, inanmıyor. Ya yeni dükkanı öderken nereden bilecek? Evet, bazıları da öyle. Diyorum ki ben size örnek olarak, mesela ben bugün şu Türk bakkalından fasulye aldım şu kadar paraya indirime. Yalancı, bizim burada o işte sen 3 euro dedin, bizim burada 5 euro, niye yalan söylüyor? Yani benim burada 3 euro olabilir, senin orada 5 euro olabilir. Gerçekten var ya, böyle insanın şeyini kırıyorlar. Şevkini. İşte, yok bir daha video çekmesin, ondan sonra moralini bozalım, buradan gitsin diye mi niye yapıyorlarsa. Şimdi de bana taktılar kafayı, bunlar alışverişleri orada gösteriyorlar, evlerine bir şey almıyorlar diye. Doğru. Evet, biz bir şey almıyoruz yani arkadaşlar. Battık, iflas ettik, ekmek alacak paramız yok. O yüzden sadece size dükkanlarda çekim yapabiliyoruz. Şimdi 3 tane cami var. Bir cami ben gideceğim, bir cami hanım gidecek. Öbür cami çok uy alırız. Dileri geliriz. Aynen, ekmek parası isteyen geliriz. Gerçekten aynen. Yani insaf diyorum. Nasıl böyle insanlara iftira atıyorlar anlamıyorum. Şimdi bir hakikat var ki Almanya'da fiyatlar her yerde aynı değil. Yani bizim burası NB ucuz oluyor. Aşağı doğru daha pahalaşıyor tabii. Ama biz bunu her seferinde her söyledik. Zaten. Misal, sadece Almanya için geçerli değil ki, Türkiye için de geçerli. Misal ben biliyorum ki Almanya'da çevreli olarak, yani Fransa'ya bakarak, Hollanda'ya bakarak, Belçika'ya bakarak Almanya ucuz. Misal İsviçre'de çok pahalı. Fransa'da çok pahalıymış. Evet. Galiba Fransa'da tam emin değilim de bizim buralarda gibi fazla Türk bakkalları da yokmuş, öyle söylemişlerdi. Oralar daha çok pahalıymış. Yani İsviçre'nin geliri güzel. Tabii şey, masrafı çok var. Aynen öyle. Misal Ege Türk sucuk diyelim. Hadi en yakın misal onu alalım. Bizim burada reklama geldim 11 euro. Nazar değdi arkadaşlar, 11 euro yok artık. Nazar değdi. Efe Paşa'ya nazar değdi. Reklama gelince diyorum bak. Evet. Çoktan beri şeye de gelmiyor. Şimdi Efe Paşa'yı yapmışlar. Söyleye söyleye daha da şeylerin parası çıkıyor galiba. Yalan olmasın. 14 mü 15 euro mu 14. Yapmışlar. Gerçekten onu da şey değdirdik anam Allah. Ama yani şimdi misal München tarafında 20 euro oluyor aynı sucuk. Evet. Ne diyeyim yani, bizi böyle seven hep böyle bir şey paylaştığında şey diyorlar. Siz onların dediğine bakmayın. İşte siz videolarınızı çekmeye devam edin. Biz sizleri her akşam çoğu takipçimiz de Instagram'dan bana. Biz çalışıyoruz ama eve geldik mutlaka sizin videomuzu çok izliyoruz. Çok var öyle. Evet. Bazen ara verdiğimizde niye ara verdiniz? Lütfen ara vermeyin. Biz size alıştık diyorlar. O yüzden
Bizi böyle şey yaparaktan yıldıramayacağınız kötü şeyleriniz kendi kalbinize saklayın. Evet, biz hep diyoruz bu işi para için yapmıyoruz. Belki para... ki kendiniz kötüysünüz, evet. Ki karşı tarafı hep kötüleme derdindesiniz. O yüzden ben dükkan geziyorum sizler için. Dükkanlarda indirimleri gösteriyorum ama alamadan geliyorum işte. Ne yapacağım? Parasız gözüküyorsun. Azıcık gönder bana o diyenler de ben de alışveriş yapayım bari. Sustukça var ya gerçekten insanın üstüne geliyorlar. Ne kadar saçma bir insanlar var ya. Sosyal medya biraz değişti ya. Huyu değişti. İnşallah bu videomdan sonra yarınki videomu izler. O indirimde aldığım şeyleri video yapmıştım. Görür. Söylediğinden de utanır. Ne bir diyelim? De en çok sorulan şey bu kadar eşyayı yiyorsunuz mu? Yani, tabii ki yiyoruz. Yani 6 anlamıyorum. 6 tane kişi var evde. Evet, yani bilmiyorum siz ne yiyorsunuz evde de biz hakikaten yani 4 tane yetişkin yani yetişen çocuk büyütüyoruz evde. Evet. Ona göre gider var tabii. Adamlar yiyor. Yapacak bir şey yok. Tabii ki yiyecek ki çocuklar büyüyecek, gelişecek. Tabii yani. Yani bir de şöyle bir şey. Yiyor mu derken insanlar hani tabii ki farklı şeyler alacaksın. Her gün makarna yenmez arkadaşlar. Her gün et yenmez. Mutlaka değişik şeyler yapmak istiyor insanlar. Çocuklar farklı şeyler yiyecek. Ben de yemem yani. Bir gün yediğim şey ikincisi günü. Mutlaka burun kıvırırsınız. Evet yani çok kişi var öyle. Bütün makarna yiyip de. Evet bize yazıyorlar. İşte biz makarna, siz çok alışveriş yapıyorsunuz. Değişik şeyler alıyoruz. Ne gerek var? Yap bir çorba makarna 3 gün ye. Kardeşim sen bunu yiyorsan benim çocuklar yiyecek diye bir şey yok ki. Hem ne demişler? Bu dünyada her ne yersen, nereyi gezersen yaptığın iyilik, yaptığın ibadet seninle gidecek. Durmadan sık. Nereye kadar? Öldüğünüz mü arkanızdan yiyen ne olur? Nereye kadar? Hep unutmayın ki hep bir mirası gavur eden birisi oluyor ailede. Herkese vardır o. Bir tane hayırsız bir evlat vardır. Oh, ya babası. Hayırsız evlattır, ya hayırsız damattır, yani. Ya hayırsız gelindir. Vardır bir şey. Birisi o. Aynen. Sizin cenazeniz daha şeye konduğunda mezara başlarla miras kavgasına. Onun için sağlığınız yerindeyken çocuğumuzun karnını güzel doyurun. Anam babamın evinde aç kal demesin. Eşim bazen şey diyor çocuklara. Eğer evlenip gittiğinizde, kızlara da olanlara da evlenip gittiğinizde annenin babamın evinde aç kaldı. Biz şunu yemedik derseniz hemen sizin kıtlarınızda sabit bir şey. Kapıyı kırar eve girelim dedim. Kapıyı kırar çıkın. Aynen çıkıyorum. Öyle. Sakın diyemezsiniz diye. Vallahi ya. Boş ver. Çocuklarınızı yedirin içirin. Yani. Hadi bakalım ben böyle yemeğimi yapayım de. Bizi takip eden güzel yürekli takipçilerimize selam olsun. Kötülere selam melam yok. Bugün sinirliyim. Ben videoyu açtım kayboldu. Nereye gittin? Birbirini takipçilerine gösteri ya Fred'in gel. Yaramazlar giden sizi. Buradan tavşan fışkırıyordu. Değil mi? Ne hikmetse bir senedir ilk tavşanı gördük yine. Bu yürüyüş yolunda şöyle buradan geldiğin gibi şuraya bütün tavşanlar kaçardı. Ben deyim 70 tane hani 100 tane. Sayısı belirsiz hiç tavşan kalmamış. Bir tane gördü şimdi. Ne yaptınız tavşanları? Tencereye mi koydunuz yoksa? Vay anam vay. Turpak alanda etle paylaştı diye tavşanlara giriştiler. Hakikaten ne? Nerede bunlar ya? Millet de esas zannediyor daha tabii. Vallahi burada hiçbir hayvana kimse zarar vermiyor. Tavşan göçü mü oldu? Ne bu? Bilmiyorum tabii ki başka yerlere gitmişler. Evet arkadaşlar bugün hava yağmurlu ama şansımıza bakın böyle mis gibi bir güneş açtı tepemizden. Dedik hemen güneşi değerlendirelim bir yürüyüş yapalım şöyle. Güneşe karşı hadi bakalım. Ohoho içimiz açıldı resmen. Evet. Hadi gel. İki tane yeter ona. Şunu da kenara alalım da. Hadi bismillah bakalım. Wow. Evet. Akşam şöyle bir demli çayın yanına dedik bir kek yapalım. Değil mi prensesi? Evet. Şöyle yumurtalarımızı kırdık. Bakalım bundan bana yardım edecek. Kek yapacağız. Çayımızı da koyduk. Biraz açar mı çayın altına? Saat diyorum 4'te ama 5'e alıver birazcık. Tamam. Çayımızı demleriz. Şimdi şeyi de koy. Şekeri de koy. Vanilya su koy da koy. Evet hepsini koy. Vanilya su koydu aç içine. Nerede o? Onu da koy. Göstereyim mi seni? Hı hı. Prensesime de. İzin almadan prensesimi çekmiyorum artık değil mi? Prensesim her zaman izin vermiyor. Çünkü şuna bak. Şu güzelliğine bir de izin vermiyor bana Allah'ım. Tütü maşallah. Bak buraya içine de koyacağız. Hayır aşkım onu sonra koyacağız. Sade böyle şimdi üçünü güzel sen çırp tamam mı? Ondan sonra sıra devam edeceğiz. Hadi bakalım.
iyice köpük köpük olsun, tamam mı? Hadi bakalım. Ben de eleği getireyim hemen. Hayır, süt fazla yapmayayım. Bir şey yap bakalım mikserle şöyle. Bir kaşık daha şey koyalım mı? Dur bakalım. İyi gibi. Çok da şey olursa taş gibi olur. Azıcık ucundan yapalım şunu. Bir kaşık koy doldurmadan. Tut sen onu. Hadi bakalım güzelce yap onu da. Ele ele şeyinle. Aferin aferin. Gayet güzel yaptın hadi. Tamamdır. Şunu koy. Güzelce mikserle karıştır. Güzel güzel. Şuraya azıcık un dökülür, o da olacak o kadar. Hadi çalıştır mikseri, güzelce yap, tamam mı? Evet. Kızımın ellerinden keklerimiz hazır. Şimdi fırına gönderelim. Mis gibi kızarsınlar. Çaylarımızı da doldururuz. Ondan sonra afiyetle yeriz. Evet teyzeleri. Fundamın keklerini beğendiniz mi? Şöyle fırından çıktı. Yalnız ben sıcak sıcak çıkarırken şöyle kenarlarını çatalla bastırdım. Elim yanmasın diye. Bakalım şimdi tadına bakacağız değil mi prensesim? Hı hı. Şöyle buraya tepsimizi de hazırladık. Çayımızı da koyalım. Afiyetle yiyelim. Hadi bakalım.